Kim o? Abi bölü 3 derdi abi. Selamlar Asahi Perkemen'in güzide izleyicileri. Bir geleneksel bölü incelememize daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlerin karşısına iki bölümü birden incelemek üzere çıkıyoruz. 6 bölümden oluşan bölü dizisinin aksiyon ağırlıklı bölümleri daha çok ilk 3 bölümü. 4. ve 5. bölümlerde tempo biraz daha yavaş. Bu yüzden bu bölümleri beraber incelemeye karar verdik. İzleme sırasına göre hem hataları hem de iyi yaptığı yönleri derledik. Efendim, mahşere adım adım. Karşınızda börü 4 ve 5, mahalle ve mahşerin ayak sesleri. Efendim dizimizin bölümleri ilerledikçe hataların da arttığını söylemiştik. Odur. Sıkıntı değil. Sonuçta dizi o kadar iyi işler yapıyor ki o hatalara da o kadar olur zaten diyorsunuz. Başkaları gibi Çevik Kuvvet'in eline otomatik silah verip narkotin operasyonuna sokmamışlar ya da karışık polis ekipleri kurmamışlar en azından. Evet isterseniz hemen sahne sahne ayrıntı ayrıntı gidelim. İlk videomuzda hatırlarsınız emniyet teşkilatında arma aracının olmadığını söylemiştik. Bu bölümümüzde dizimiz yakışıklılığıyla nam salmış ejder yalçınları çıkarıp önümüze koyuyor. Dizinin ilk sahneleri Asena'nın soruşturmasıyla başlıyor. Hatırlarsınız Asena'nın ikinci bölümde vurduğu terörist Diyarbakır Sur'daydı. Bu yüzden soruşturma kapsamında mermi çekirdeği yine Diyarbakır kriminalde incelenmesi gerekirken dizimizde soruşturma İstanbul'da ve yine tahkikatı yürüten birim haricinde kimsenin dosyaya ulaşmaması gerekirken Tolga karakteri balistik raporu alıp geliyor. Sanki dersin Tolga FETÖ'cüymüş de istediği her yerden dosya alabiliyormuş. Ay anladım ne dediğini. Evet, ekibimiz dizimizin dördüncü bölümünde normalde terörle mücadelenin yapması gereken görevlerden bazılarını da yapıyor. Kahvehanenin birine kılık değiştirerek girip içerideki şahıslardan bazılarını almak istiyorlar. Ekibimizdeki özel harekat polisleriyle aynı masada oturduğundan bir haber olan şu eleman bakın ne diyor. Sakat mahalledir burası. Bizim iki sokak aşağıya polis bile giremez. Bir bitmediniz ama <laughs> Ve bir detaya daha dikkat çekmek istiyoruz. Farkındaysanız ekibimiz silahlarını öne yani göbek kısmına yerleştirmiş. Zira sivilde silah taşıyan herkes bilir ki arkaya bele silah konulursa eğilip kalkma sırasında ya da otururken silah gözükür efendim. Ama işte buna bile dikkat eden dizimiz Halil denen bu arkadaşa kelepçe takmayı ve adamın evine girmeden önce arama kararı almayı ihmal etmiş. İşte terörle mücadele işlerine girince ister istemez hatalarda oluyor. Halil denen arkadaşın evinde ekibimizin iyi niyetiyle olay çözülüyor. Halil'e iyi davranan, evinde bulunan kırık bir işi tamir eden ekibimiz bunun sonucunda Halil'in güvenini kazanıyor ve gerekli bilgileri alıyor. Evet efendim her ne kadar zor şartlarda görev icra etseler de özel harekat bu kadar temiz kalplidir. Hendek barikat operasyonlarında EYP aramak için evlere girildiğinde ev sahipleri evi aniden terk etmek zorunda kaldığı için geride bıraktıkları altınlar ve paralar bulunuyordu. Özel harekat bunları muhafaza altına alıyor ve sahiplerine teslim ediyordu. Ve yine Barbaros'un Kaya'ya söylediği şu sözleri dinlersek aslında özel harekatı çok daha iyi anlayabiliriz. Hiç silahını çekmeden de çatışabilirsin. Hiç hendek kazmadan, cephede siper almadan, tek kurşun atmadan, kan akıtmadan. Savaş oralarda değil Kaya. Savaş hep burada. Hep bunun içinde. Evet, özelciler sadece silahla savaşmaz. Başka birçok faktörle de mücadele eder. Hendek barikat operasyonunda yeri geldiğinde bu adamlar saatlerce o hendeklerde çatıştılar. Yemek gelmez, su gelmez, uykusuzluk, ter ve yorgunluk. Bu adamlar yarım litrelik pet şişelerle duş almak zorunda kaldılar. Savaş sadece bedeni değil, mental olarak da yıpratır insanı. Evet 4. bölüm için son bir iki yere daha değinip 5. bölüme geçelim. Araç içindeki şüpheli şahıslarla bekleyen ekibimiz her zamanki gibi kumanya gelmediği için gidip kendi ceplerinden para vererek ayaküstü yemek yiyor. Bu esnada şahıslardan biri elini çözmeyi başarıp ekipten birinin silahını kapıyor. Barbaros da adamı vuruyor. Şimdi şu silah çekişe bir dikkat edelim. Tam bir profesyonel çekiş. Amatör adam silahı böyle çekmez. Amatör kişiler silahı yan yatırır ve mermiyi öyle sürer namlıyor. Sonra da silahı hedefe doğrultarak atış hattını oluşturur. Profesyonel adamlarsa daha silah belinden çıkar çıkmaz silahı hedefe doğru götürürken yolda sürer mermiyi namlıyor. Aynı bu şekilde. Bu sayede silah konusunda hayati önem taşıyan milisaniyelerden kazanç sağlar. Bölümün sonundaysa ekibimiz araca binip devam ediyor ama normalde bir savcının gelip olayı incelemesi gerekir. Şimdi yerde yatan biri olmadığına göre sanırsak dizi o kısımlar sanki olmuş ve bitmiş gibi de davranıyor olabilir. Beşinci bölüme geçelim efendim. Bizler şu ana kadar bir sürü polise dizi inceledik. Ve sonunda bir polise dizide birden çok birimin olduğu bir sahnede herkesi kendi işini yaparken gördük. Bakın bölümün başındaki operasyon sahnesinde kaçakçılık şube var, terörle mücadele var, özel harekat var ama hepsi kendi görevini icra ediyor. Özel harekat hariç kimse eline silah alıp operasyona dahil olmuyor. Şükür. Ve yine her zamanki gibi ekibimiz başka malum dizilerin aksine binanın etrafını çeviriyor. Planlı icra ediyor operasyonu. Keskin nişancı da var olay yerinde ve dikkat ederseniz arkasında onu koruyan biri daha var. Aynı olay dağ filminde de vardı. İşini bilen biri yapınca böyle güzel detaylar olması normal. Ekip içeride binayı arama tarama yaparken ekipten biri yerde yatmış silahlı şahsı görüyor. Silah diye bağırması üzerine herkes yere atıyor kendini. Evet efendim çok doğru. Bizler üstüne bir de yön söyleriz. Örnek 12'de silah diye bağırır ve herkesin mevzi alıp o yöne dönmesini sağlarız. Bir sahnede ise Asena Telsiz'e şu soruyu soruyor. Barbaros arkada kapı dibinde bizden biri var mı? Kesin konuş. Hayır kesin kesin cevap aldıktan sonra temas diye bağırıp ateş açıyor. Dost ateşini önlemek için yapılan bütün prosedürü gösteriyor dizimiz bizlere. Bravo gerçekten ince çalışılmış. Ve yine şahane bir detay daha. Operasyon nihayete erdiği zaman Tolga'nın dediğine dikkat. Temden herkes beni takip etsin hadi hadi hadi. Bakın başka bir dizi olsa emin olun herkes beni takip etsin derdi. Sağa sola birim park etmek sizin emir verirdi. Ama burada temci teme, özelci özel emir veriyor. Ve olay bittiği için özel harekat artık olayı teme devrediyor. Tam da olması gerektiği gibi. Operasyon bittikten sonra özel harekat daire başkanlığına dönen ekibimiz çok önemli bir şüpheli de yanlarında getiriyor. Bir zaman sonra da istihbarat daire başkanı ekibimizin olduğu yere geliyor. Kimse girip çıkmayacak diyor. Ekipten Kaya ve Turan da o esnada çıkıp yürümeye başlıyor. Bakın sonra ne oluyor. Beyler kimse gelip çıkmıyor gelin buraya. Sen de Arkadaşım sana dedim. Çantanın içinde ne var? Aç. La havle ve la kuvvetin illa. Yani şimdi bunu normalde bir polise yapsanız olay çıkar. Çünkü polisler meslekleri gereği hukuk, kanun bilir. Arama kararı olmadan çantasını aratmaz. Hop sen gidemezsin bir yere derseniz de döner size sen kimsin lan beni hürriyetten yoksun bırakıyorsun, gitmeme engel oluyorsun der olay çıkarır. Tabi burada olaylar biraz daha farklı. Dışarıya bir başlık çıkarma çalışmakta ekibimiz. Biz de uzamasın diye bilgiyi verip geçiyoruz. Ha bu arada siz sakın bir polis çantanızı aramak isterse arama izni nerede diye sormayın. Zira polis öyle bir şey diyorsa %99 o bölgede arama yapmak için karar alınmıştır. Çıkarır gösterir yine arar yani. Ekibimizden Kaya bir rezidansa giriyor ama kapıdaki güvenlik görevlisi silahını bırakmasını istiyor. Bu çok doğru bir hareket. Özel mülkiyet ise girişte polise silahını bırakmasını söyleyebilir. Evet efendim polisler de her yere silahla giremezler. Mahkemeler olsun, psikoloji klinikleri olsun, özel mülkiyet olsun ve bunun gibi birçok yer daha olsun. Buralara polis silahıyla giremez. Dizinin ayrıntılara dikkat etmesi çok iyi. Üstüne bir de mevzuat bilmesi ise fazlasıyla iyi. Gelelim 5. bölümdeki sorgu sahnesine. Sahne çok iyi yazılmış, efsane bir sahne. Ona diyecek bir şey yok. Ama işte keşke daha normal bir odada çekilseymiş. Yine Hollywood etkisine maruz kalınmış burada. Turgut Başkan'ın da olay üzerine Kemale açığa alınmamak için rapor tut demesi de ayrı soru işareti. Zira şüpheli şahsın ellerini kırarsanız açığa alırlar efendim. Kaçarı yok. Sorgu sahnesinin detayına da girilebilir. Ama hiçbir videomuzda girmedik. Burada da girmeyeceğiz. Sorgular da biraz bizim meslek sırrımız olarak kalsın. Ve videomuza son anda dahil olan ve aslında kanal seslendirmeli videoyu editlerken fark ettiği muazzam ayrıntıya gelelim. Şu cümleye dikkat edelim. Peki ben kimim biliyor musunuz? Ben kimim biliyor musun? Ben ee, Avrupa kamyon simülasyonu puan lideriyim. Gerçi NAFAKA'dan dolayı makineyle 3 monitörü sattık ama olsun. Ne diyorsun arkadaşlar? Avrupa kamyon simülasyonu ve NAFAKA'dan dolayı 3 monitörü sattık. Evet peki Google aramaya Euro Truck Simulator Avrupa puan lideri yazarsak karşımıza ne çıkıyor? Evet efendim. Turan karakterine can veren Emir Bey gerçekten ETS oynuyormuş. B. 3 tane de monitörü varmış. Muazzam ötesi bir gönderme. Efendim, geleneksel bölü incelemelerimizden birinin daha sonuna geldik. Adım adım sinema filmine doğru yaklaşıyoruz. Sinema filminden önce de 15 Temmuz akşamını güzel bir video ile incelesek fena olmaz. Sürpriz videolarla görüşmek dileğiyle. Asayişiniz Berkemal olsun efendim. 0 <laughs>